Vay be, bu videoya kadar geldin. Yani sonuna kadar geldin. Oh 7'den be. 8'e kampımızın gerçekten de son fen dersimizdeyiz. Son uçuyor ama elektrik konusu son konu. Zaten her sene biliyorsun elektrik konusu son Sona konu. Kalan dura kalır. Bundan hayır, sonra geliyor mu hocam? Hayır, alakası yok. Hayalimizdeki liseye giderken süper adımlarla ilerliyoruz. 7'den 8'e hazırlık kampımızı artık bitiriyoruz Tonguç Eren Bey'im. Ardından LGS kampımız, ilk tekrar kampımız, hızlanma kampımız, son tekrar. Yani LGS 2025'te süper başarılar imza atacak mıyız seninle beraber? İnşallah hocam. LGS 2024'de abilerimiz, ablalarımız girdi. Şimdi bizi 2025'i parçalayacağız evladım benim seninle beraber. İnşallah hocam. Ve süper bir şekilde bugün işleyeceğimiz konu aslında her sene gördüğümüz konu, bakar mısın? Elektrik ya, elektrik yükleri, elektriklenme, elektrik cisimler falan filan, dönüşüm. Biz bunları 5'te, 6'da, 7'de her sene gördük. Görmediğimiz sene yok. Artık son fen konumuzdayız. Elektrikçi olduk artık, evet, ya. Evet, gerçekten de son dersimize yaklaştık. Son dersimiz Türkçe olacak ve kampımızı bitiriyoruz Tonguç Eren Bey'im. Ve burada ilk başta sana ödevini vermek istiyorum tabii ki. Ödevsiz bir öğrenci. Balkonsuz bir eve benzer. Harikasın. Elektriksiz bir eve benzer. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisindeki hazırlık artık fen kısmında, yeşil kısmında son 3 testi çözmeni istiyorum. Zaten kitabımızın sonu oluyor Tonguç Eren Bey'im bu. Ve gerçekten de artık burada bütün konuları bitirmiş oluyoruz. Burada test 1 5. sınıf tekrarı, test 2 6. sınıf tekrarı burada gördüğün gibi, test 3 de 7. sınıf tekrarı olmak üzere bu 3 tane testi yaparsan süper bir hazırlık yapmış olacaksın. Ve gerçekten bütün 8. sınıf konuları bitti yahu. Temelleri bitti daha doğrusu. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimize başlayalım. Hoş geldin tekrar Tonguç Eren Bey'im. Bugün seninle beraber biz normalde elektrik devre elemanlarını 5. sınıfta görmüştük. İletken ve yalıtkan maddeleri 6. sınıfta görmüştük. Elektriksel direnci yine 6'da ama seri ve paralel bağlamda 7'de görmüştük. İşte bunları tekrar edeceğiz. Süper bir şekilde konuyu anlayacağımız için artık 8'de de hazır başlamış olacağız diyoruz ve hemen başlayalım. Şimdi Tonguç'um, bu nedir? Şekil. Ne şekil? Hayır ya. Bu şekil. Ampul şekli yani. Ampul bu evladım, bu ampul. Bu ampulün sembolü aslında şu şekilde, böyle bir çarpı yapıyoruz. Bak, bu pildir, biliyoruz bu pildir. Ama bunun sembolü elektrik devresinde gösterirken bu şekildedir. Yani bir tanesi uzun, bir tanesi kısa çizgi yan yana geldiği zaman. Ama aralarında boşluk var, dikkat et. Bu aslında normal kablodur ve kabloyu da normal düz çizgi şeklinde gösteriyoruz. Bu anahtardır. Anahtar devreyi açıp kapamaya yarayan alettir. Bunları tekrar ediyoruz. Bunları 5. sınıfta öğrenmiştik zaten. Ve bu şekilde böyle açık veya bazen de şöyle gösterir Tonguç Eren Bey'im. Hatta şöyle bir siyah kalem var mı? Ne yazık ki siyah kalemimiz yokmuş. Şöyle gösterir Tonguç Eren Bey'im. Şöyle burası kapalı şeklinde gösteriyor. Bak, bu açık anahtar, bu açık anahtar, bu kapalı anahtar. Turn on, turn off. Hangisinde ampul yanar? Kapalı olduğunda. Kapalı olduğunda ampul yanar. Pardon, açık olduğunda hocam, yanlış söyledim. Hayır ben. Hayır, bak şöyle, ışık açık mı kapalıyla mı farklı. Ha. Kapalı olduğunda buradan elektrik akımı geçebileceği için ampul yanar. Bak, burası çok önemli Tonguç Eren Bey'im. Bu da önemli, bilmemiz gereken bilgilerden bir tanesi. Ampul dediğim zaten bu, değil mi? Ampule nasıl parlaklık veriyoruz? Böyle etrafına böyle çizgiler gösteriyoruz. Bravo diyorum sana. Peki, hemen bakalım o zaman seninle beraber birkaç tane ampul parlaklığını etkileyen değişkenlere. Hadi bakalım o zaman dersime devam edelim. Bir kere Tonguç Eren, ampul parlaklığı nelere bağlı? Şimdi burada bir tane devre var. Elektrik devresi. Basit bir elektrik devresi var. Burada ne var? Bu neydi evladım? Açıktı. Hayır, bu ne evladım? Bu şekilde. Bağlantı yani, batarya. Bu batarya yani pil. Harikasın. Süper. Bu neydi? Ampul. Mükemmelsin. Harika. Peki şu çizgiler ne? Kablo. Aynen, süper. Burada aynı şekilde. Burada iki ampul var. Burada bir ampul var. Bak, bu bir devre, bu da başka bir devre. Burada bir, burada iki ampul var. Ve burada da ikisinde de aynı piller var Tonguç Eren. Bunlara ne diyoruz biz, biliyor musun? Ne diyoruz hocam? Özdeş piller diyoruz. Ne demek özdeş piller? Aynı yani. Birbirleriyle aynısının tıpkısının tıpkısı. Yani bu 10 voltsa bu da 10 volt diye düşünelim. Peki hangi ampuller daha fazla yanar? Yani mesela şuna A ampulü diyelim, buna da B ampulü diyelim. Hangisi daha fazla yanar sence? Bence A ampulü daha fazla yanar. Neden? Çünkü tek bir pille tek koca yani. Dünyadaki en basit soru, bravo diyorum, çok doğru bir mantık kurdun. Çünkü bir pile bir ampul, bir pile iki ampul. Burada iki kardeşe bölüştürülmüş. Yani 100 liram var, bir kardeşe veriyorsun. 100 liram var, iki kardeşe bölüştürüyorsun. Ne olur, 50 lira, 50 lira kadar, değil mi? Aynı onun gibi. Dolayısıyla burada bir deney yapmış arkadaşlarımız ve buradaki ampulün parlaklığının daha fazla olacağını, buradaki ampulün parlaklığının daha az olacağını söyleyebiliriz. Peki Tonguç Eren Bey'im, şimdi şuradaki deneye bakalım. Burada kaç tane pil var? Bir. Burada kaç tane pil İki. Var?
Burada kaç tane ampul var? Bir. Burada kaç tane ampul var? Bir. Burada özdeş piller ve tabii bunu da yazmayı unuttum. Özdeş ampuller diyelim, tamam mı? Ha, biri 100 watt, biri 30 watt. Aynen, süpersin, harikasın. Şimdi burada söyler misin bana? Hangisi daha fazla yanar? Sağdaki. A ampulü mü, B ampulü mü? B ampulü. Süper zekisin. Ampul ne evladım? Ampul. Ampul. Evet, bravo diyorum sana. O zaman bu daha fazla yanar, bu daha az yanar. Neden peki Tonguç Eren Bey? Çünkü iki pilli. İki pil var, bir pil var. Dünyadaki en basit şey. Şimdi bak, buradaki ampul var. Şimdi işte buradaki deneylerde, yani buna ne diyelim? Birinci deney diyelim. Birinci deney diyelim. Buna da ikinci deney diyelim. Şimdi bu deneylerde bazı değişkenler var. Şimdi bu ikisinde farklı olan şey ne? Ampul sayısı. Ampul sayısı farklı olan şey. O zaman bağımsız değişkenimiz ampul sayısı. Tamam, geldik. Peki bu ikisinde farklı olan şey ne? Batarya sayısı. Pil sayısı. Harika. Bu burada iki, burada bir. Dolayısıyla pil sayısı farklıdır diyoruz. Peki Tonguç Eren Bey'im, bu ikisinde neyi ölçüyoruz? Hangisine bakarak bunların daha farklı yanlarını söylüyoruz? Ampul parlaklığını ölçüyoruz. Parlaklık. Aynı şekilde ölçtüğümüz şey burada parlaklık değil mi? Evet. Harikasın, parlaklık. İşte bizim iki şekil arasındaki farklı olan şeye, farklı olan şeye söylediğimiz ad bağımsız değişken. Burada ölçülen şeye söylediğimiz şey bağımlı değişken. Kontrol edilen değişken Tonguç Eren Bey'im, aynı olan. İkisinde de aynı olan şeyi söyler misin bana? Pil. Harika. Pil sayısı bu ikisinde de aynı. Pil sayısı ikisinde de aynı. Peki bu ikisinde aynı olan şey ne? Ampul sayısı. Ampul sayısı da bu ikisinde aynı. Ya bu kadar basit. Yani farklı olan şey, ölçülen şey, aynı olan şey. İşte bunlar da kontrol edilen değişkeni veriyor. Aslında bilmemiz gereken şeyler bunlar ve bunlar 8. sınıfta da soru olarak geliyor. Bunları basit makinelerde soru olarak soruyorlar. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Ve iletken ve yalıtkan maddelere bakıyoruz. Şimdi artık hani zaten elektriğin temelini öğrendiysek, şimdi 6. sınıfta öğrendiğimiz iletken ve yalıtkan madde kavramına bakalım. Tonguç Eren Bey, bakır elektriği iletir mi? İletir. Neden? Çünkü başka bir işe yaramaz ki zaten. Bakırın işi yok. Alakası Allah'ım. Eren, çünkü bir metal. Harika. Gümüş elektrik akımı iletir mi? İletir, o da iletir. Neden? Çünkü başka bir şey yaramaz. Hayır evladım, yine metal. Altın iletir mi? İletir çünkü metal. Demir iletir mi? İletir çünkü metal. Alüminyum iletir mi? İletir çünkü metal. Çinko iletir mi? İletir metal. Tuzlu su iletir mi? İletmez çünkü metal değil. İşte bak. Şimdi bak, süper. Şimdi buraya kadar süperdin. Metaller elektriği iletir. Bir de Tonguç evladım benim, sıvılardan bazıları elektriği iletebiliyor. Nedir bunlar? Tuzlu su, sirkeli su, limonlu su veya sirkeli diyeceğimize asitli su da diyebiliriz bu arada. Çünkü sirke bir asittir aslında. Şimdi dolayısıyla bak, tuzlu su elektriği, deniz suyu elektriği iletir mi? Ne suyu? Deniz suyu. İletir. Süpersin. Limonlu su, limonata iletir mi? İletir. Harika. Peki sirkeli su iletir mi? İletir. Harika. İnanılmaz. Aa, üstte yazıyormuş zaten. Evet zaten. Ya ben dürüstlük yapayım işte, derken. İşte bunlara biz iletken maddeler diyoruz. Bunlar elektriği iletirler. Süper zekisin, olağanüstü bir beyne sahipsin. Peki geldik yalıtkan maddeleri. Metal olmayanlar çoğunlukla yalıtkandır Tonguç Eren Bey. Mesela plastik yalıtkandır. Porselen yalıtkandır. Tahta yalıtkandır. Kağıt, mesela şu kağıt elektriği iletir mi Tonguç Eren Bey? İletir. Süpersin. Hayır, iletmez. İletmez, pardon. Yalıtkandır. Kağıt yalıtkandır. Kağıt da tahtadan yapılıyor süper zaten. Süper zekisin. Ya bu kadar bir beyne sahip olduğun için gurur duyuyor musun Eren Bey? Beynim olsaydı gerçekten dağları yerinden oynatabilirdim. Evet, ya kısa öyle. Evet. Öyle bir şey var. Ha, beynimizi kullansaydık değil mi hocam? Evet. Tamamını kullansaydık. Beynimizi kullansaydık zaten dünyayı ele geçirirdik. Bravo diyorum sana. Ama kullanamıyoruz. Ben beynim olmadan doğmuşum hocam. Gazetelere falan. Ay, öyle bir şey. Öyle bir şey vardı ya. Evet, beyni olmadan doğdu. Tuzlu su iletir ama saf su iletmez. Yani suyun içinde hiçbir mineral yoksa saf su. Bu arada çok güzel bir şey daha söylüyorum. Musluk suyu da elektriği iletir. Musluk suyu içtin mi evladım hayatında hiç?
Musluk suyu tabii ki içiyoruz ama ağzımızda yiyoruz. Musluk suyu elektriği ileten bir... Hatta biz terkos sıvı diyoruz hocam. Terkos suyu içiyoruz. Çünkü neden biliyor musun? İçinde mineraller vardır. Şeyler vardır. Ufak ufak elektrik akımı ileten mineraller vardır. Bu arada saf su iletmez. İçinde hiçbir şey yoktur. Sadece su vardır. Yani bildiğin H2O, tamam mı? Alkol iletmez. Şekerli su iletmez Songül Çelen Bey. İnsan vücudu elektrik akımı iletir mi? İletir. Süper zekisin. Çünkü içimizde de altın var, dümür var, demir var. Demir var. İçimizde de demir var. İçimizde de aslında su ve mineraller var. Mineraller. Mesela insanların içinde çinko var mesela. Aynı zamanda insanların içinde demir var. Biliyoruz zaten. Mesela bizim kırmızı kan hücrelerimizi biliyor musun Tonguç Eren? Evet hocam. Kırmızı kan hücrelerimiz ne taşıyor biliyor musun? Oksijen taşıyorlar üzerlerinde. Ve bunu yaparken hemoglobin denilen bir madde var. Kana kırmızı rengini veren madde bu aslında. Ve biz bunun sayesinde oksijeni taşıyabiliyoruz kanımızda. Ve bunun içinde ne var biliyor musun? Ne var hocam? Demir. Demir. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Peki şekerli suda dedik, alkol dedik, saf suda bunlar elektrikle mi etmez? Eğer eksik konun varsa günde 15 dakikanı ayır, eksik olduğun konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence cisimler? Doğuya. Harikasın ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadim'ciğim? Evlilik ve doğum oranının azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Peki, geldik peki elektriksel dirence. Tonguç Elamim. Elektriksel direnç dediğimiz şey elektrik akımının geçmesini engelleyecek tepkilere biz elektrikten dönüştürür. Mesela buradaki telden elektrik akımı geçer. Buradan da geçer. Ama hangisinden daha kolay geçer sence? Bence... Birden mi ikiden mi? Yani birincisinden mi daha kolay geçer? İkincisinden mi elektrik akımı? Bence birden daha çabuk. Neden? Kısa. Kısa, bu kadar basit. Yani buradaki direnç o yüzden daha az. Buradaki direnç daha fazla. Süper zekisin. Çünkü bunun uzunluğu daha fazla. O yüzden telin uzunluğu birinci öncelik direnci bulurken. Peki ne demekti direnç? Hemen söylüyorum. Direnç elektrik akımının geçmesini engelleyici etki. Elektrik akımına karşı duran maddenin etkisi. Ama bir özellik bu aslında. Maddenin neyine bağlıymış Evlen Bey'im? Uzunluğuna bağlıymış. Hangisinin direnci daha fazla? Bir mi iki mi? İkinin çünkü direniyor, geçirmiyor. Harika. Büyüktür birdir. Çünkü bu daha uzun kardeşim. Direnci daha fazla. Peki söyler misin bana? Buradaki şimdi bunlar birazcık aynı uzunlukta çizilmemiş. Bu arada hemen şunu bir şöyle yapalım. Bunu iptal ediyorum arkadaşlar. Aynı uzunlukta çizmemiş. Şöyle yapıyorum. Bir tane şöyle bir tel yapıyorum. Şöyle çizdim. Bir de şöyle bir tel yapıyorum. Ama aynı uzunlukta. Görüyor musun? Evet. Bunların uzunlukları aynı olsun. Bunun şuradaki alanı A olsun. Bunun şuradaki alanı da 2A olsun. Sence hangisinin içinden daha rahat... Pardon şöyle düşünüyorum. Hangisinin direnci daha fazladır sence? Bence aşağıdakinin hocam. Neden aşağıdakinin daha fazla? Daha büyük. Daha kalın değil mi? Ha işte patlarsın. Buradaki temel mantık şu. Tonguç Erdem hiç 62 ile tavşan çizdin mi? 62 ile tavşan. Bak 6 yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Oldu tavşanımız. Hop kulaklarını da böyle sarkıttık. Gördün mü Evlen Bey? Oldu hocam. Dolayısıyla pompik böyle bir şey var. Kuyruk yapabilir misiniz? Aynen. Süper gözleri de var. Bu ayakları da patileri de bunlar. Şimdi Tonguç Eren Bey, bu tavşan sence buradan mı daha rahat geçer buradan mı daha rahat geçer? Birden. Birden. O zaman hangisinden daha zor geçer diye soruyorum. İkiden. Direnci İkiden. O zaman direnci bunun daha fazla. Peki bu tavşan buradan mı daha zor geçer buradan mı daha zor geçer? İçinden geçiyor. Bunlar borular. İçinden geçiyor. Üsttekinden. Üsttekinden. O yüzden bunun direnci yani 3'ün direnci 4'ten daha fazladır Tonguç Erdem. Bu kıl bir şey. Yani tavşan olarak içinden geçmesine bakacaksın. Bunlar borular gibi düşüneceksin. Bu kadar basit aslında. Peki Tonguç Erdem, o zaman bunun direnci daha fazla. Bunun direnci daha fazla. Yani ince olursa, ne kadar ince olursa ve ne kadar uzun olursa o kadar direnci fazla diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki telin cinsine bakalım bir de. Bakır ve demir diye iki tane materyal var. Bu maddeler, madde cinsleri, elementler daha doğrusu
kendi özellikleri yüzünden mesela bakır çok kolay elektrik akımı ileten bir madde. Yani üzerine elektrik akımı ver, anında diğer tarafa geçsin. Zaten bütün elektrik telleri genellikle bakır teldir. Yani bakır tellerden yapılır. Çünkü elektriği çok rahat iletirler. Hiç direnci yoktur. Ama demir direnci daha fazladır. Dolayısıyla direnci daha fazla olduğu için tellerde, elektrik tellerinde genellikle bakır kullanılır. Değil mi Tonguç Elan Bey? Evet hocam. O zaman demirin direnci yani altının direnci büyüktür. Beşin direncindendir diyoruz. Bu da tamamen maddenin özelliğine dayalı. Bunu ezberleyebilmek zorunda değilsin ama sonuç olarak madde cinsi farklı olunca telin yapıldığı maddenin cinsi farklı olunca bu da farklı oluyor diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Evet hemen şunu düzeltelim bu arada. Hemen şöyle altı yazmam gerekiyordu. Bunu ters yazmışım diyoruz. Peki geldik o zaman şimdi 7. sınıfta öğrendiğimiz seri bağlama paralel. Tonguç Eren Bey'im bunlar arka arkaya gelmiyor mu? Evet. Şöyle düşünelim. Ben pilin burasına artı kutbu diyoruz. Burasına eksi kutbu diyoruz. Bu arada bunu bir şeyi atlamışız. Pardon özür dilerim. Şurada da pil koymamız gerekiyor. Evet. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Evet. Bak burası uzun olana artı kutup, burası da eksi kutup diyoruz. Şimdi ben aslında artı kutuptan başlayan bir akımım. İsmim Akın olsun, tamam mı? Akın. Akın ne yapıyor? Artı kutuptan başlıyor. Akın, böyle böyle geldi, geldi 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 geldi. Sonra böyle geldi 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 geldi. Sonra böyle geldi. Akın bayağı yoruldu değil mi? Bunun üzerinden geçiyor mu? Geçti. Geçtiği anda ne oldu? Ampul pat 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 yanmaya başladı değil mi? Sonrasında geldi 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 geldi. Ondan sonra birinci duraktan sonra ikinci durağa gelmedi mi? Geldi. Akın bir otobüs gibi. Ondan sonra bu durağı yakıyor. Hop 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 geldi arkadaşlar, yanmaya başladı. Sonra akın bu duraktan sonra nereye geldi evlen benim? Bu durağa geldi. Ve orada akın yaptın. Sonra tekrar neye dönüştü? Yoruldu, artık eksiye döndü. Perişan. Bak demin artıdaydık, şimdi eksiye döndü. Dolayısıyla işte akının böyle dolaşmasına biz elektrik akımının dolaşması diyoruz. Dolayısıyla burada üç tane ampulümüz de yanıyor ve arka arkaya gelen duraklar değil mi bunlar Tonguç abi? Evet hocam. Peki akın burada olsaydı. Akın burada olsaydı. Buradan geldi 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 geldi. Buraya geldi. Eyvah, yol ayrılma. Cennet mi cehennem mi? Hadi bakalım, seç bakalım. Evet. Sağ yolu seçen yolcu karınca ile beraber cuma namazına gitti. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun Allah'ım hocam, ya? Hocam ama yol ayrımı deyince böyle dini hikayeler anlatıyorlar ya, dinlersin hocam. Burada şeytanı sembolize edelim. Evet, tebrik ediyorum. Ya şeytanı seçeceksin ya da melek. Nur yüzlü, gerçekten nur yüzlü oldu. Aksakallı amcayı seçeceksin. Aksakallı buraya amca doğru da gel evladım. Göbeği de olsun birazcık da, en azından şey olsun. Cübbe çizelim. Hocam şey... Evet, o daha çok. O zaman en azından bir kanat çizelim de böyle şey olsun değil mi burada? Evet, süper. Şimdi yaratık dragon oldu bu resmen. Şimdi dolayısıyla... Belki sizin öbür tarafı seçelim hocam. Hangisi? Evet, zaten seçimlerinden anlayabiliyorum seni tabii. Şimdi bak buradan geldikten sonra ya buradan gidecek Tonguç Eren Bey'im ya buradan gidecek. O zaman seçimine bağlı değil mi? Evet. Akın hangisini seçsin? Hangi kutu? Dolayısıyla bak buradan gidecek ya. Buraya geldiğinde yine buradan gidecek ya buradan. Ya kardeşim işte burada artık paralelleşiyor. Yani ne yapacağımızı gerçekten anlayamıyoruz. Ya buradan gidecek ya buradan. Ya buradan gidecek ya buradan. Ya buradan geliyor böyle dolaştı. Ya arkadaşım, o zaman Akın ya böyle tur atar, ya böyle tur atar, ya da böyle tur atar. İşte bu tür bağlamaya da paralel bağlama diyoruz. Şimdi Tonguç Eren Bey'im, burada enteresan bir şey var. Burada ampullerden bir tanesi pat. Ne oldu Eren Bey'im? Patladı. O zaman burada hepsi söner. Burada ampullerden bir tanesi pat. Ne oldu Eren Bey'im? Diğerleri yanmaya devam eder. Diğerleri yanar. Diğerleri yanmaya devam eder. Bu çok önemli. Bu acayip önemli. Paralel bağlamda yanmaya devam eder. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im, burada ampul parlaklığını etkilemek için şuraya bir tane daha ampul koyarsam ne olur? Parlaklık dört kardeşe bölünecek. Bak bir tane ampul koyarsam beş kardeşe bölünecek. Bir tane ampul koyarsam altı kardeşe. Ya kardeşim, sürekli babanın dağıtacağı 100 TL çöp oluyor değil mi evladım? Eyvah. Ama burada 100 TL dağıtıyor ya baba. Bunlara eşit dağıtmıyor. Bunlara eşit dağıtıyor ve parası artıyor. Mesela bir tane daha kardeş geldi. O zaman ne oluyor? O zaman 200 TL dağıtıyor. Bir tane daha geldi. O zaman 300 TL dağıtıyor. Yani baba zenginleşiyor. Yani evde bereket vardır ya. Çocuk doğdukça bereket olur. Dolayısıyla aynı bunun gibi aslında burada ne oluyor evladım benim? Ne kadar ampul gelirse parlaklık yine aynı kalıyor. Herkese düşen miktar aynı kalıyor gibi bir özelliğimiz var. Şimdi geldik seninle beraber bir soru çözelim. Bu işi bitirelim artık. Diyor ki bir elektrik devresinde seri bağlı pil sayısı arttıkça devreden geçen akım
şiddeti artar demiş Tonguç evladım benim. Seri bağlı pil sayısı arttıkça devreden geçen akım şiddeti artar demiş. O zaman Tonguç evladım benim buna göre verilen hipotezi test etmek isteyen Sencer ilk olarak yandaki düzeneği hazırlıyor demiş. İkinci düzenek aşağıdaki gibi hangisi gibi olmalı demiş. Bak burada bir pil var, bir anahtar var, bir ampul var. Bunun seri bağlı pil sayısını arttırmamız gerekiyor ki aynı şekilde ama biz test yapabilirim. Şimdi Tonguç Eren Bey, burada kaç tane pil var? Bir. Yuh, bir tane. Burada kaç tane pil var? İki. Burada kaç tane pil var? Bir. Burada kaç tane pil var? İki. O zaman bir kere pil sayısı arttıkça dediğine göre A'yı ve D'yi eledim. Çünkü bunlar da birer pil var. Nasıl test edeceğim kardeşim? Bir kere mutlaka pil sayısı artmalı. O zaman ya bunu seçeceğim ya bunu seçeceğim. Peki. Tonguç Eren Bey, seri bağlı pil sayısı arttıkça dediğine göre diğer her şey aynı kalmalı ki sadece ampul parlaklığını ölçebileceğimiz seri bağlı pil sayısı değişmiş olsun. Burada dikkat et, iki pil var ama iki tane ampul var. Bunun parlaklığı aynı olur. Çünkü bir pil bir ampul, iki pil iki ampul. Ama buraya bakalım. Bir pil bir ampul, iki pil bir ampul. Hangisi daha parlak yanar? En parlak C olur. Bu daha parlak yanar. İşte bu daha az parlak yanar. Buradan anlayabilir miyiz? O zaman C'yi seçen arkadaşlarımızı gerçekten tebrik ediyorum. Olağanüstü bir beyne sahipsiniz. Geldik yepyeni bir sorumuza. Bu yepyeni sorumuzun da cevabını hadi bakalım. Bir devrede pi sayısı sabit kalmak şartıyla ampul sayısı artarsa devredeki ampulün parlaklığı azalır. Buna göre devreden hangisi ampul olarak da en azdır demiş. En az ampul parlaklığını bize soruyor Tonguç evladım benim. Evet, tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım. A mı, B mi, C mi, D mi? Pil sayısı sabit kalmacı. Burada kaç pil var? 2. Burada? 2. Burada? 2. Burada? 2. O zaman bunların hepsinde 200 TL olsun, tamam mı? 200 TL. 200 TL olsun. Kaç kardeşe bölüştürülüyor? 1 kardeş. Buna ne kadar düşer? 200. 200 TL. Bunlar kaç kardeşe bölüştürüyor? 3 kardeşe. Buna ne kadar düşer? 70 falan. 66, 66, 66. Evet. Bunlara ne kadar düşer? 100. 100 düşer. Peki bunlara ne kadar düşer? 50. 50, 50, 50, 50. Şimdi hangisi en fazla yanar, en parlak yanar? Ceyhan'da. Hangisi en az yanar? Denizli'de. Ceyhan'da. Bravo diyorum sana. Bir etkenin direnciyle kestanın kalınlığı arasındaki ilişkiyi gözlemlemek isteyen, bak, direnciyle kesit alanı yani kalınlığı arasındaki ilişkiyi gözlemlemek isteyen Lara, aşağıdaki iletken çiftlerinden hangisini kullanmalı demiş. Şimdi şunları bir yazalım bakalım. Bunları unutmuşuz, özür dilerim. 2L, L, S, A, şey diyelim. Evet, S, S diyelim. Kalınlığı da S. Buna 2S, 2S diyelim. S, S, 2L, 2L diyelim. 2L, L, 2S, S diyelim. 2S, S, bunu soruyu yeni yazıyorum bak senin için gördüğün için önemli. 2L, 2L diyelim. Tamam mı? Evet, harikasın. Şimdi Tanguç Eren Bey, hadi bakalım ne yapacağız? Şimdi diyor ki, bunu soruyu yeni yazdığım için şimdi soru cevabını bakacağız bakalım Eren Bey'im. Aşağıdaki iletken çiftlerinden hangisinin kullanmalıdır demiş. Bakıyoruz. Direnciyle kesit alanı. Sadece kesit alan farklı olmalı. Sadece bu farklı olmalı. Sadece. Sadece kesit alanın farklı olur. Mesela bunların kesit alanı farklı değil. Bunu attım. Bunlar da farklı değil. Bunu attım. Bunlar da farklı mı? O zaman bu olabilir, bu olabilir. Ama sadece kesit alan farklı olmalı. O yüzden cevabımız B seçeneği. Çünkü burada kesit alan farklı ama uzunluklar da farklı. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Tonguç Dershane Yaz Kampı'nı sundu.